Şimdi AWS'den Eren Bey'in sunumuyla devam ediyor olacağız. Eren Bey, sizi sahneye alalım. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Zeynep Hanım İyiyim, mı, siz Mavi Hanım nasılsınız? Mavi kullanıyorum, evet, aynı. Bugün Eren Bey, siz sunumunuzu paylaşabilirsiniz, ben yansıtayım. Eren Tamam. Bey de bugün Generative AI for Coding with Amazon Code Whisperer sunumunu yapacak bize. Ekran paylaşımı olarak mı yapayım? Daha kolay Aynen, olur sanki. ekran paylaşımı olarak yapabilirsiniz. Geldi şimdi. Geldi. Ben bir Bir. sunumumuzla kısaca başlayayım. Sesim Tamamdır. geliyor, değil mi? Ekran görünüyor, Geliyor. hiç sıkıntı Her şey süper. yok. Sıra aslında AWS tarafında. Bugün iki servisten bahsedeceğim. Önce bir kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Eren Akbaba. Ben 10 yıldır aslında bu işi yapıyorum. Pre-sales, cloud architect, solution architect nasıl derseniz değişiyor ama ortak yönleri var, farklı yönleri var. Bu rollerde çalıştım 10 yıldır. Bilkent mezunuyum. Hacettepe'de yüksek lisansımı yaptım. 1,5 sene önce de MBA'mi İTÜ'de bitirdim. 1,5 yıldır da aslında AWS'te çalışıyorum. Solutions Architect olarak. Bugün iki konu konuşacağız. Bir tanesi Bedrock, bizim AWS'in Generative AI Solution'ı. Bir tanesi de Code Whisperer, AWS'in Generative Code Development Tool'u, servisi diyebilirim. Hızlıca ben de hani böyle sunum tarafını biraz hızlı geçeyim. Aslında birçok şey LLM'lerle ya da işte foundation modellerle benzer çünkü birçok servisle. Biz neler yapabiliyoruz? Demo olarak bunları göstermek istiyorum. Ama hani bunun kendiniz yapmaya çalıştığında işte FM'lerle ya da işte LLM'lerle uğraştığınızda kendi makinenizde ya da serverlarınızda bunları uçtan uca yapmak aslında bir challenge yani sizler için. Çünkü foundation modelleri bulmak, bunların yeni versiyonlarına sürekli ulaşmak, bunlardaki değişiklikleri takip etmek, sonra bunları customize etmek kendiniz için, müşterilerimiz için biraz zor oluyor. Zaman kaybı oluyor, iş gücü kaybı oluyor. Ve burada bir bazen data privacy ve security sorunu çıkabiliyor. Yani bunu da kontrol etmek çok önemli. Çünkü bazı LLM'lerde ya da bazı sağlayıcılarda siz özellikle hani open olarak kullandığınızda sizin datalarınız dışarıda çıkabiliyor. Bu çok önemli bir challenge aslında. Kendi şirketinizle ya da işte kişisel kullanımınızla ilgili dataları aslında farklı LLM'lere eğitmek için dışarıda vermiş oluyorsunuz. Bu da maalesef bir challenge oluyor. Bu foundation modelleri çalıştırmak ayrı bir sorun, aslında ayrı bir zorluk gibi gibi. Bunları sonra kendi data source'larınıza bağlamak, kendi data source'larınızdan dataları sizinkilere göre çekip cevaplamasını sağlamak, öğretmek zaman kaybı olabiliyor. Ve bunun infrastructure'ına para harcamak, yönetmek zor olabiliyor. Bu yüzden de aslında bizler direkt olarak bir managed servis olarak AWS Amazon Bedrock'ı duyurdu. Şu an canlı da kullanılabilir durumda. Hatta dünyada müşterilerimiz de var. Hatta Türkiye'de de müşterilerimiz var. Hem kullanan hem de kullanmaya hazır olan şu an testlerini yeni bitirmiş müşterilerimiz var. İsimleri henüz public değil ama inanın çok kısa zamanda duyacaksınızdır. Ve bunları duyduğunuzda o use case'leri de göreceksinizdir. Bedrock direkt olarak Generative AI Solution'ı manage bir servis, platform olarak çalışıyor. Siz AWS konsolunuza girdiğinizde Bedrock servisi açıyorsunuz ve kendi içerisinde bulunan foundation modellerle veya language modellerle API üzerinden ya da oradaki test ekranları üzerinden denemelerinizi yapabiliyorsunuz. Uygulamalarınızı entegre edebiliyorsunuz. En büyük artısı aslında Bedrock'ın bu foundation modelleri kendi datanızla customize edebiliyorsunuz ama bunu privately yapabiliyorsunuz. Yani siz kendi sisteminizde bunu customize edip öğrenme işlemlerini yaptığınızda kendi datanızla bu size özel oluyor. Bu modellerin dışarıdaki başka müşterilere ya da open olarak, public olarak başkalarına eğitilmesini kapatmış oluyorsunuz. Yani datanız sizde kalmış oluyor. Sizin işte Generative AI solution'unuz, sizin yazdığınız kodla ya da sizin datalarınızla eğitildikten sonra size özel çalışıyor. Bu çok önemli. Bu da işte zaten güvenliği ve compliance şeylerini aşmanızı sağlıyor aslında. Sizin bazı compliance durumlarınız olabilir. Hem şirketinizin bağlı olduğu kurumlarda hem de işte bankacılıkta, telkoda ya da KVKK gibi şeylerde. Ya da gerçekten şirketin gizli bilgileri olabilir, finansal bilgileri olabilir. Farklı bilgiler olabilir. Bunları dışarı çıkarmadan, başka hiçbir şeye erişim sağlamadan kendiniz özel bunu eğitebiliyorsunuz.
Bazı agentler oluşturabiliyorsunuz. Böyle kompleks taskları süreçler şeklinde adım adım yapabilmesini sağlayabiliyorsunuz. İşte önce bunu yaptıktan sonra bunu yap, buna cevap verdikten sonra şu dataya göre şöyle tekrar bir cevap oluştur. Ya da bu sorunun cevabını işte 10 kere 20 kere üstüne geçtikten sonra tekrar cevap ver. Kendini eğit ve ona göre cevap ver diyebiliyorsunuz. İmajlar oluşturabiliyorsunuz. Sadece text değil Bedrock'ta. Bunun yanında işte bütün yani birçok el eleme destekliyor. Şimdi onların listesini göstereceğim. Ve istediğiniz performansta, istediğiniz fiyat aralığında saatlik kullanabiliyorsunuz. Nasıl çalışıyor? Bedrock servisine giriyoruz konsoldan. Ben bugün onu göstereceğim zaten demo olarak da. Foundation modellerden birini seçiyorsunuz. Kendi datanızla bunu customize ediyorsunuz. Fine tune ediyorsunuz aslında. İsterseniz data source'larınıza bağlayarak da yapabiliyorsunuz bunu. Direkt bağlayabiliyorsunuz. Ve istediğiniz task execution'ı gerçekleştiriyorsunuz. Bu kadar. Hani kullanımı basit. Hangi foundation modellere sahip? Öncelikle Amazon'un Titan'ı, yani kendi geliştirdiğimiz text summarization yapabilen, generation classification yapabilen, işte bir PDF verdiğinizde bana bunun özetini çıkar diyebildiğiniz ya da çok uzun bir, mesela bir call center sorunu geldi diyelim ki, uzun bir yazı var ya da bir sesten dönüştürülmüş işte bir yazı var elinizde. Bana bunun özetini söyle dediğinizde size bunu söyleyebiliyor işte. Burada işte müşterimizin şöyle bir sorunu var ve böyle de çözülmesi gerekiyor gibi. Sonrasında onu da bağlarsanız size öneriler yapabiliyor. AI 21 Labs'ın diyeyim, 21 Labs'ın işte Jurassic 2'si var. Anthropy in Claude 2'si var. Claude 2 ile beraber Türkçe desteğimiz de var böylece. Comment var Coherent'in. Metal Llama gelmek üzere. Yakında gelecek o da. İmaj tarafında da Stability AI, Stable Diffusion var aslında. Unique, realistic, high quality imajlar ürettirebiliyorsunuz. Bunların her birinin kendi özellikleri, kendi getirdiği artılar, eksiler olabiliyor birbirlerine karşı. Sizin kullanma senaryonuza göre, use case'inize göre bunlardan birini seçerek, sonra da customize ederek kullanmaya devam ediyorsunuz. Ve customize ettikten sonra o data sizin kendi foundation modelinize eğitip size özel bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Customize etmek de aslında kolay çünkü arkada hem AWS'in diğer data source servisleriyle, yani diğer database'dir, analitikten, data tutan servisleriyle diyeyim. Bu bir S3 de olabilir. Yani object storage de olabilir. Ya da bir başka API'lerden gelen beslenen datalarla, sizin verdiğiniz datalarla, JSON'larla işte Excel'lerle vesaire direkt yapabiliyorsunuz bunu. Sorduğunuz her soruyu da kendi eğitmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve bütün bu olan olaylar fully managed, yani serverless işliyor. Siz bunun infrastructure ile ilgili hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Bütün yapıyı, aslında oradaki responsibility'yi AWS'e vermiş oluyorsunuz. Sadece kullanıyorsunuz. Bu da hem zaman hem de para aslında anlamında size fayda sağlamış oluyor. Dediğim gibi buradaki foundation modellerden seçerek başlıyoruz. Sonra da işte datayı eğitiyoruz. Bazı temel instruction'ları vererek aslında bir kendini bulmasını sağlıyoruz. Daha sonra data source'lardan available action'lar almasını sağlayabiliyoruz. Nedir bu available action'lar? Mesela bizim AWS'deki lambda function'ları çağırmasını sağlayabilirsiniz. İşte kod yazdırabilirsiniz. Buna benzer imaj üretebilirsiniz vesaire. Bunları farklı diğer servislere de entegre ederek, AWS'de biliyorsunuz 250'den fazla servis var. Sadece Generative veya ya da sadece Object Storage ya da EC2 gibi düşünmeyin. Yani 250'den fazla servisle entegre edip onlara bir aksiyon aldırtabilirsiniz. Bazı task'lar yaptırabilirsiniz. Ya da size bazı konularda AWS servisleriniz ve mimariniz hakkında destek olmasını, işte recommendation'lar yapmasını sağlayabilirsiniz. API kolları çağırtabilirsiniz. En önemli şey de, yani bunu başta söylemiştik ama security ve privacy tarafı, sadece sizin VPC'niz, yani network'ünüz içinde, AWS'deki network içinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Giden gelen datanın hem transit'te hem rest'te, yani hem yoldayken, havadayken hem de uçtan uca encrypted olmasını sağlayabilirsiniz. Ve standartlara uygun bir şekilde bu dataları yönetebilirsiniz. Çok fazla provision modelleri var. Yani işte ben ayda şu kadar para vereyim, İşte sadece bana yeni modeli çalıştır ya da sadece eski modeli çalıştır, imaj üretebil ya da üreteme gibi şeylerden öte saatlik ücretlerle bunu kullanabilirsiniz. Her attığınız soru başına cevap alarak bunu kullanabilirsiniz. Yani token başına fiyatlandırma yapabilirsiniz. Bu da genel anlamda aslında fiyatında iyi bir seviyeye çekmiş oluyor kullanım tarafında. Bedrock bugün için
Benim AWS'de gerçekten oynamayı en sevdiğim servislerden biri. Bir diğeri de Bedrock'la beraber aslında Code Whisperer. Bugünün ikinci konusu. Hemen burada da birazcık detaylara gireyim ve size demo yapayım aslında. Nasıl çalıştıklarını göstereyim. Code Whisperer'da ben de çok eski bir developer'ım. Yani eski derken aslında ben profesyonel hayatımda developer olarak çalışmadım. Ama üniversite hayatımda developer olarak çok çalıştım. 6-7 şirkette hem staj hem part-time çalışma fırsatı buldum. Ve hepsi development şirketiydi. Bu development zamanlarında hiç bilmediğim algoritmalarda ya da hiç yeni böyle aklıma gelen, yeni öğrendiğim programlama dillerinde zorlandığım zamanlar oldu. Birçoğunuz gibi belki. Ve ilk başta hani o hep şey olur ya, bir for döndürebilirsem ya da bir if else yapabilirsem her şeyi çözerim dediğimiz şeyler olur. Yani yeni bir programlama dili öğrendiğimizde. Ona çok ihtiyaç duydum. Tabii ki bu çok temel bir şey ama Code Whisperer işte aslında bu tür ihtiyaçların daha da advanced olanlarını çözmek için var. Ve yapay zeka destekli arkasında generatif olarak kendine öğretilmiş olan milyonlarca satır kod üzerinden sizin bir insan diliyle söylediğiniz şeyi, kodu size yazıyor. Servisin yaptığı bu aslında. Generative development kitliyorum ben aslında buna. Böyle bir şey yok, ben bunu söylüyorum. Ama gerçekten bir development, bir developer gibi size kod yazabiliyor siz söylediğinizde. Bu kodu sadece yazmakla kalmıyor. Sizin yazdığınız veya kendi yazdığı kod üzerinde böyle vulnerability'leri yani açıkları tarayabiliyor. Bir eksik var mı? Bu kod nerede çalışırken sorun yaşar? Bir darboğaz oluşur mu? Bunları tarayabiliyor. Bunlara özel, size özel bir şey recommendation'da bulunabiliyor. Code Whisperer aslında geliştirilirken hani bir süredir olan bir servis, biz kendi içimizde de deniyorduk. Bazı böyle şeyler yapılmış, testler ve bu testlerden bir tanesi özellikle bir kodu, ya bana işte çok basit bile olsa bir binary search kodunu yaz dediğinizde, işte yüksek lisanslı ya da doktoralı böyle yazılımcıların oturduğunda bir satır, iki satır, bir noktalı virgül hatası bile yaptığı zamanlarda onlardan daha iyi kod yazdığı ortaya çıkmış. Hem de çalışan kodun daha iyi işte bir logan ya da en o algoritmalarında daha hızlı çalıştığı ortaya çıkmış. Dediğim gibi milyonlarca satır koddan eğitilmiş, kendini geliştirmiş bir generative AI tool'u aslında. Ve güzelliklerinden biri de bu yazdığı kodları yazarken sizin daha önce o projede yazdığınız kodlara da bakıyor. Ve o kodlar özelinde bir standart halde de size cevap veriyor. Yani bir kodun uçtan uca, işte bir projenin uçtan uca bütün kodlarına baktığınızda Code Whisperer'ın yazdığı kodları bunu bir AI tool'u yazmış gibi görmüyorsunuz. Çünkü sizin daha önce yazdığınız işte isimlendirmeler olsun, hani variable isimlendirmeler olsun ya da farklı isimlendir ya da farklı şeyler olsun, metodlar olsun. Onları görerek işte identification olsun vesaire, hani onları görerek size ona göre benzer kodu üretiyor. Ve siz bunu kullanırken hem bizim Cloud9 kendi IDE'miz, Amazon'un AWS'in kendi IDE'sini deneyebilirsiniz. Orada kullanabiliyorsunuz. Hem de farklı bizim kendi bilgisayarlarımızda kullandığımız farklı IDE'lerle kullanabiliyorsunuz. Bunu Code Whisperer'a, IDE'nize yani kod yazma tool'unuza entegre ettikten sonra iki tuşa basarak, yazınızı yazıp iki tuşa basarak çalışmasını sağlıyorsunuz. Ve gelen kod suggestion'larında eğer o kodu beğenmezseniz tekrar o tuşa basarak tekrar yazmasını isteyebiliyorsunuz. Böyle böyle hani aynı kodu 3 kere 5 kere yazdırarak sizin istediğiniz şekilde belki de yazmasını sağlayabiliyorsunuz. Genelde Lambda fonksiyonlarında biz bunu ben denedim yani daha fazla ama Python'da olsun, TypeScript'de olsun bunları yazarken şeyi görebiliyorsunuz bazen. Mesela database connection kodu yazdırmak istiyorsunuz. Aurora'da işte bir replikasyon kodu yazdırmak istiyorsunuz. Belli yerleri size bırakıyor. Mesela password kısmını ya da işte secret ID kısmını, onu da görebiliyorsunuz. Zaten onu da comment olarak da yazıyor. Diyor ki bak ben işte buradaki comment'i sana şunun için yazdım. Buradaki database string'ini değiştirmen lazım. Çünkü ben onu bilemem diyor. Bu senin gizli bir bilgin. Sen buraya bunu gir gibisinden şeyler söylüyor. Hangi IDE'lerle kullanabiliyorsunuz? Ben mesela VS Code'la kullanıyorum. VS Code'la kullanabiliyorsunuz, JetBrains'le kullanabiliyorsunuz, IntelliJ'le kullanabiliyorsunuz, AWS Cloud9'la kullanabiliyorsunuz. WebStorm Rider, PHP Storm, RubyMine gibi başka tool'lar da var. Ben onları denemedim ama olduğunu biliyorum.
Hangi peki dillerde yazabiliyor? TypeScript, Python, JavaScript, Java, C Sharp ya da SQL kodu üretebiliyor. Bunları görebiliyorsunuz. PHP yazabiliyor, Ruby yazabiliyor. Yani çok fazla da dilde kod yazabiliyor. En büyük faydaları da böyle sizin işte o sırada yazmak istediğiniz bir algoritmada takıldığınızda ya da bir kodu yazmaya çalıştığınızda hemen yazarak zaten bu işi bu zaten bu servisin. Bilmediğiniz API'lerle ya da frameworklerle bir bağlantı kuracaksanız bunların örnekleri yani yeni bir entegrasyon yapacaksınızdır. İlk örneği görmeniz önemlidir. Hani başta söylediğim şey oydu aslında. İlk örneği görerek üzerinde belki kendiniz çalışarak daha iyi bir koda çevirmek istiyorsunuz. Yazılan kodun kaliteli olmasını istiyorsunuz. Daha iyi bir performansla ya da daha güvenli çalışmasını istiyorsunuz. Bunlar için kullanılabilir. Dediğim gibi sürekli de bir tarama yaptığı için hem kodunuzdaki açıkları da size gösteriyor. Hem de bunları yaparken de kendi idenizden şaşmıyorsunuz. Yani ben illa bir browser'a gidip illa bir yere gidip bunu göreyim buradan yazayım gibi bir şey değil. Kendi kullandığınız ideye entegre ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Başka bir özelliği de referans tracking. Uygulamanızda kodu yazarken bazı referanslar verdiyseniz yani bir yerden importlar ya da bir datanın nereden geldiğini gösterdiğiniz bunları kendi track ederek size aslında orada da bir hata varsa ya da data oradan doğru gelmiyorsa bunu gösterebiliyor. Mesela buradaki işte örnekte ben şimdi bunu canlı da yapacağım. Bana CSV string'i işte şarkılar ve listeler olarak getiren bir kod yaz gibi bir şey demiş. Ve kodu yazdırmış hani yazdırıyor. Bu bir örnek tabii ki. Bir GIF dosyası. Ben canlı olarak bunu size göstereceğim. Yaparken de referans trafiğinde aslında hangi dosyanın hangi variable'ın nereye referans ettiğini aşağıda görebiliyorsunuz. İşte bazen open source training datalardan böyle bir şey geldiyse işte bak burada böyle bir durum var ama bunu sen bir kontrol et de diyebiliyor size. Security scanning yapıyor. Kodunuzda işte S3 bucket'la ilgili bir kod yazılmış burada. Bir lambda fonksiyonu. Bunun aslında bir security sorunu olduğunu, 3 tane sorunu olduğunu bulmuş ve onları nasıl çözeceğini de aslında size gösteriyor. Enterprise Control tarafında da CodeWhisperer'ı ekipçe de kullanabiliyorsunuz. Ekipçe kullandığınızda da birbirinize de işte bazı böyle kod referanslarında ve suggestion'larda ekip olarak yardımcı olabiliyorsunuz. Bir de bunu AWS'in IAM Identity Center'ından yani aslında kullanıcı yönetimi servisinden de belli hakları ve rolleri policy'lerle tanımlayarak ayırabiliyorsunuz. Productivity'yi arttırdığı zaten bilinen bir şey. CodeWhisperer'ın amacı bu zaten. Productivity'yi arttırıyor diyebiliriz. Bundan biraz bahsettim ama tekrar söyleyeyim. CodeWhisperer aslında sizin organizasyonunuzdaki diğer internal library'leri, API'leri, package'ları, cluster'ları, metotları da taradığı için size kod yazarken aslında olan bir şeyi tekrar yazmıyor bazı durumlarda. Yani hani tekerleği tekrar icat etmiyor. Eğer bu varsa zaten bak bu var sende diyor. Bunu getiriyor. Ya da sizin kod yazma stilinize göre kod yazıyor. O yüzden bu bağlantıyı da secure olarak yapıyor diyebiliriz. Burada da aslında hani bir örneği daha var. Sizin yazdığınız natural yani dille, insan diliyle yazdığınız şeyin kodunu yazabildiğini söyleyen bir şeydi. Şimdi demo göstereceğim iki tane. Önce Bedrock göstereceğim. Sonra CodeWhisperer göstereceğim. İki tane servisimize konuşmuş olduk. Hemen şöyle geri gelerek önce Bedrock göstereyim. Aslında bizim şeye geldiğinizde konsola buradan Bedrock diye arattığınızda servisi direkt görebiliyorsunuz. Ben şöyle sıfırdan açayım. Get started deyip işte bakın burada foundation modelleri görebiliyorsunuz. Hangilerinin olduğunu. İşte chat diyebiliyorsunuz. Anthropic. İşte ben şimdi Türkçe deneme yapacağım için Cloud V2 olarak seçtim. Bunu text olarak da direkt seçebilirsiniz. Yani chat yapabilirsiniz ya da bir text verip cevabını alabilirsiniz. Burada text'ten gidelim. Burada bakın konfigürasyonları var. Bunları buradan görebilirsiniz. İşte kaç, ne kadar uzunlukta cevap versin. İşte ben biraz uzun cevap istiyorum. Temperature var. Temperature mesela randomness ile ilgili buradaki datalar. Yani siz buradaki sayılarla oynayarak araya katacağı randomlı durumunu ya da işte gerçekten direkt olarak emin olduğu böyle mükemmel şekilde cevap vermeye çalışmasını sağlayabilirsiniz. Hani birazcık da o randomness'ı katmak da bence dinamik bir yerde önemli biliyorsunuz zaten diyebilirim. Burada mesela şöyle diyelim. Sen bir telekom
şirketinin call center asistanısın. Bir müşterin internete bağlanamıyor. Pardon. Ona cevap ver diyelim mesela. Ya da kibar olalım diyor. Verir misin diye. Elbette internetle ilgili son yaşınızı duyduğuma üzüldüm. Bu tür sorunları gidermekte size yardımcı olmak isterim. Öncelikle işte bakın recommendation'larda bulunuyor. Eğer kablolar takılı ve modem açık görünüyorsa modem ve bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın, sonra devam ederse vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi aslında bu generative AI olarak size direkt olarak Türkçe cevap verebiliyor. Ve kendini bir başkası gibi tanıtıp yani o tür bir rol yapabiliyor. Ben burada şöyle bir örnekle gideceğim. Mesela 4. sınıf öğrenci, hani elimle yazmayayım diye arkadan alıyorum. Bunları kendim hazırlamıştım. Başka şeyler de deneyebiliriz tabii. Mesela 4. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisi gibi cevap ver. Binary search nedir dedim. Merhaba, binary search sıralı bir veri kümesinde hedefleri bulmak için kullanılan verim canlı diye gidiyor. Bana cevabını direkt verebiliyor. Bunları API'ye çevirebiliyoruz. Direkt olarak API üzerinden servislerinizde kullanabiliyorsunuz. Bakın buradan nasıl bir request atmam gerektiğini bana gösterebiliyor. Bunu görebiliyorum. Türkiye'nin 100. yılını kutlayacak. Mesela ben diyelim ki Instagram'da bir post atmak istiyorum. Bunun yazısını yazdırmak istiyorum. Türkiye'nin 100. yılını kutlayacak. Bunu da burada kutlamış olalım. Cumhuriyetimizin, ölümsüz cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Post atmak istiyorum ve buraya bir yazı girmek istiyorum. Güzel bir Instagram postu teksti yazar mısın dedim. Bana bunu yazabiliyor güncel olarak. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün öncülüğünde başlayan yolculukta diye gidiyor. Bunu imaj içinde kullanabiliyoruz. Dediğim gibi Bedrock'ı. Yani burada biraz böyle işte deniz kenarı, güneşli bir gün arka plan fotoğrafı oluştur diyebilirim. Pardon. Tabii burada şimdi kaç kere üzerinden geçeceğini, strange'ini, işte seed'ini seçebiliyoruz. Biraz burada böyle insanlı bir şey çıkardı. Belki de İngilizce diyebilirdik ama yani güneşli bir gün gibi çalışan bir servisimiz diyebiliriz. Bunun gibi farklı örnekleri chat anlamında da yapabiliriz ve bu chat'i oluşturup bu chat üzerinden de gidebiliriz. Bu Bedrock'tı. Bedrock'ı şimdi kapatıyorum ve arkada hemen şeye geçiyorum. VS Code'uma geçip sizlere bizim Code Whisperer'ı biraz göstermek istiyorum. Code Whisperer'da işte dediğim gibi burada bu arada nasıl kullanıldığını şu an bedava olarak herkes kendi kurabilir. VS Code'un extension'larına girip AWS Toolkit yazdığınızda arkadaşlar bunu kurduğunuzda size şuraya AWS diye bir toolkit gelecek. Bu toolkit'in içinde de Code Catalyst, işte bizim Code Development Kit, Cloud Development Kit ve Code Whisperer geliyor. Bu Code Whisperer'ı AWS account'unuza bağlamanız lazım. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra da direkt olarak ana ekrana gelebiliyorsunuz. Ana ekranda zaten, yani burada projelerinize de yazdığınız kodlarda, ana ekranda da try butonları da var. Hani ben bir en başta göreyim derseniz. 15 tane dil destekliyor Code Whisperer. Mesela biz şimdi örnek olarak Python'dan gidelim. Ben hemen şöyle bir try Python kod diyeyim. Burada mesela kendi bir örnek koymuş. İşte placer bunu şöyle silebiliriz. Mesela ben şimdi burada şey söyleyeceğim. Bugün örneğinden çok gittik. Write diyeyim. Write'e binary search code. Option C tuşuna basıyorum. Şöyle. Bana, pardon, X'e bastım yanlışlıkla. Her Enter'a bastığımda bakın kodumu yazıyor. Sadece Option C tuşuna basarak bu kodu yazdırabiliyorum. Bu bir binary search kodu. Bunun gibi mesela ben hani hatırlaması kolay olsun diye birkaç örnek yaptım. Mesela bir database'de tablo oluşturacağımı söyledim. Create table fonksiyonu. Option C. Bakın önce işte if not exists diye gitti. Bu bir SQL örneğiydi mesela. Ama şeyde Python'da çalışan. Bunu da aşağı alalım. Mesela başka bir örnekten gidelim.
Snapchat diyelim ki bir instance'ım çalışıyor AWS'de. Takes a snapshot with name of bilmem ne instance. Şimdi bunu söyleyeceğim. Şöyle başına şeyi koydum. Enter dedim. Option C diyorum. Option C diyorum. Devamını getiriyor zaten. Bu arada Option C'ye demeye devam edersem de devamında yine başka şeylerle tamamlıyor. Ya da tekrar yazarak, üzerinden geçerek kodu tekrar farklı bir şekilde yazdırabiliyorum. Burada da bakın işte Voto3 client üzerine RDS'e bağlantı yaptı AWS'de. Yani bizim database servisine. Oradan da işte şu identifier'daki instance'ları aldı. Snapshot'la ilgili kodu yazdırmış oldu. Şurayı silelim, devam edelim mesela. Bir iki örnek daha yapalım. Yani bunu illa AWS örnekleri gibi düşünmeyin. İşte binary kodu örneğinde olduğu gibi. İşte çok basit olsun bu seferki. Hello World kodu yaz diyelim. Şöyle. Write demedik belki de. Evet, yani bunda ben sadece göstermeyeceğim. Eğer ki bir programlama dilinde Hello World, for ve if, else yapabiliyorsanız %80'ini, 90'ını yazabilirsiniz. Sonrası algoritma çünkü arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Yani Code Whisperer da böyle çalışıyor. İstediğiniz dillerde işte kodlar üzerinde generatif bir AI tool'u olarak çalışıyor. Tekrar mesela binary search yaptık. Bir de sort yapalım mesela. Write me bubble sort algorithm. Ya bunlar benim ilk aklıma gelenler. Ama siz hani ben AWS'deki işte şeyleri de yazdırdım ama tek tuşla kodu yazdırtabiliyorum. Yani işte bana mesela write me lambda function ne diyeyim convex s3 gibi böyle hani kendinizde bir şeyler düşünebilirsiniz. Zaten bu şeyi indirdiğinizde bakın bağlantıyı yapıyor. Toolkit indirdiğinizde bunları kendiniz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir maddi şey yok. Direkt olarak, free olarak kullanabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Aslında anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadardı. Eğer bir soru varsa alabilirim arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım ekranda bu dursun. Çok teşekkürler Eren Bey. Şu an soru yok sanırım. Siz de dilerseniz bir sonrasına gelecek sorular için sonrasında bu arada onun da duyurusunu yapmış olayım. Tüm bugün yapılan sunumlar sonrasında YouTube üzerinden izlenebiliyor olacak. O yüzden bugün kaçırdıysanız sonrasında da izleyebilirsiniz. Oradan da eminim ki soru gelecektir. Bir paylaşabileceğiniz özel bir iletişim mailiniz varsa. Tabii hemen zaten ekranda şu an. Bana akrobat.amazon.com üzerinden ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Eren Akbaba diye aratırsanız ben ve ekibimizdeki bütün arkadaşlarımız AWS olarak size yardım etmek için buradayız aslında. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Mavi Hanım size de teşekkür ederim yardımlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi her şey. Çok teşekkürler. İyi görüşmek üzere. Eren Bey'in de çok değerli sunumuyla Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin sonuna geldik. Geçtiğimiz 3 gün içerisinde 80'den fazla konuşmacı ile 50'den fazla oturum gerçekleştirdik. Ülkemizde yapay zekanın anlaşılması adına oldukça değerli olan bu etkinliğe katılan ve emeği geçen herkese yeniden sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Dünyada yapay zeka her geçen gün gelişmekte ve biz de Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak Türkiye'nin bu gelişimden geride kalmaması için elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. Atatürk'ün ilim, fen ve uzmanlık nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Bilim ve teknik neredeyse oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur sözünü Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Ülkemizde teknolojiye ve yeniliklere olan bu ilgi ve gayreti görmekten çok mutluluk duyuyor ve hep beraber bunu çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlar, nice yüzyıllar dileriz. Bir sonraki Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.